Sayın milletvekilleri, bugün 23 Haziran'dan bir gün önce, 23 Nisan'dan bir gün önce, 22 Nisan 2024. Bugün tarihe, meclisin tarihine utanç günü olarak geçeceğini bilgilerinize sunmak istiyorum. Bugün mecliste bir utanç günü yaşıyoruz. Çünkü bugün itibariyle bebek maması, ekmek, süt, yumurta çaldı veya çalmak zorunda bırakıldı diye tutuklananlar, yargılananlar varken hükümetin bugün itibariyle toplumda en fazla kazanan ve en az vergi ödeyen kesim olarak nitelendirilen kumarhanelere bir vergi kıyağı geçilmesi, bir vergi indirimi için toplanmamız, bu yasanın buraya gelmesi bir utanç kaynağıdır. Ve bugün de tarihe ne olarak geçecektir? Utanç günü olarak geçecektir. Bu burada dursun. Kendi halkı, kendi çocukları, kendi bebekleri açlık çekerken hükümetin önceliğinin kumarhanelere vergi indirim yapmak, vergi kıyağı geçmek, şans oyunları hizmetler vergisini türlü türlü kalem, türlü türlü hesap oyunlarıyla kasaya daha çok para girecek kanaatimce yalanlarıyla buraya kadar getirmekten tek kelimeyle utanmalısınız arkadaşlar. Bu yasa genel kurula böyle gelmemişti. Komiteye buna yakın bir formatta gelmişti. Fakat komitede oy birliğiyle Ulusal Birlik Partisi'nin 3 tane vekiliyle birlikte şans oyunları hizmetleri vergisini %10'dan %5'e düşürecek değişikliği iptal ettirmiştik. Fakat bir şekilde günlerce, haftalarca, bir ay geçmesine rağmen bir şekilde genel kurulun gündemine nasıl olduysa gelmedi Sayın Bakan, Sayın Töre. Bir soru işareti orada. Komiteden geçiyor fakat genel kurulun gündemine bir türlü gelmiyordu. Çünkü belli ki hükümet bu konuyla ilgilenenler bir direktif almıştı. Ve ne yapıldı? Yok efendim masa başına vergiyi biraz daha artıralım. Yok efendim yetmez, denk getiremedik. Biraz daha %17'ye yükseltelim. Bununla birlikte bize komitede bir şekilde ispatlanmaya çalıştı ki şans oyunları hizmetleri vergisi %10'dan %5'e düşmesi durumunda devletin kasası zarara uğramayacak. Aldık hesapları, bir bir üzerinden geçtik. Biz tabii ki bunu Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilk günden fark ettik. Fakat hükümetin anlaması, kasanın, maliyenin zarar edeceğini anlaması bir ayı aşkın bir süre aldı. Son olarak denk getirebilmek için, ayar çekebilmek için stopajdan alınan vergiyi, şans oyunları hizmetleri vergisi oranını 1'e 1.1'e çekmeye çalışmak suretiyle son halini bu şekilde oy çokluğuyla geçirdiler. Şimdi bunu değerli arkadaşlar kamuoyunda anlayabileceği şekilde anlatmaya çalışalım. Kumarhanelerin ödemiş olduğu esasen iki çeşit vergi vardır. Bir tanesi stopajdır. Bir kumarhane içerisinde ne kadar makine varsa, ne kadar rulet masası varsa, ne kadar oyun masası varsa onların belli bir katsayıyla çarpılıp oluşan rakamdır. Bu ödenmek zorunda olan rakamdır. Bir de ne vardır bunun yanında? Şans oyunları hizmetleri vergisi vardır. Oradaki brüt gelir. Kasaya kalan para nedir arkadaş? Kasaya kalan paranın şu anda yürürlükte olduğu haliyle %10'u maliye aktarılmak zorundadır. Şans oyunları hizmetleri vergisi bunu söylüyor. Hangi gelirin? Brüt gelirin. Yani kasaya kalan. Kumarhanede kumarhanenin elde ettiği gelirden oyunculara oynadığı para düşürdükten sonra oluşan rakamdan bahsediyorum. Bu %10'du ve bunu %10'dan %5'e çekerek büyük bir ilgili kumarhanelere, gazinolara büyük bir kıyak çekerek bunu %5'e düşürmeye çalışacak bugün hükümet. Ve iddialar oldu Sayın Talat. İddialar oldu. İddialar neydi? Biz dedi %10'dan %5'e düşüreceğiz ama kasa zarar etmeyecek. Neden? Çünkü minimal olarak diyor bugün bana ödemiş olduğu stopajı sabit tutacağım. Onun altına zaten ödeyemez. Bırak diyor %10'dan %5'e düşüreyim. Bana beyan edecekleri gelir vergisi artsın. Nasıl yani? Şimdi bu yasa bugün buradan geçse, Cumhurbaşkanı da yarın onaylasa, bir sonraki gün kumarhanelerin
2013 yılı içerisindeki matrahlarının toplamı 319.665.000 küsur dolardır Sayın Birinci. Ve bu bir anda iki katına çıkacak. Demek ki bugünden o iki katı, belki de daha fazlası rakam gelirlerine mevcuttur. Bunu görüşen, bunu gündeme alan, kapalı kapılar arkasında kumarhanelerle bu yasayı görüşen hükümet yetkilileri, bunu görüşmeden önce, bu yasa değişikliğini meclise sunmadan önce bunu bir ihbar kabul edip gereğini yerine getirmesi gerekiyor. Açıkhane, açık bir ihbar var burada. Ben diyor kazanıyorum, bu gelirleri sana göstermiyorum. Bu yasayı değiş diyor, benim ödeyeceğim vergiye dokunma, daha fazla bir şey söyleme benden. Ben sana gelir olarak iki katını gösteriyorum. Demek ki var, demek ki çok daha fazlası var belki de. Bize gelen teyide muhtaç olsa da ihbarlar doğrudur. Git al bunu. Şimdi, bu yasa yani esasen şans oyunları hizmetleri vergisini düşüreceğim fakat kasa zarar etmeyecek söylemi neyin üzerine kuruludur biliyor musunuz? Kumarhaneler vergi kaçırıyor. Kumarhaneler ödemesi gereken vergiyi ödemiyor ön koşulu üzerine. Ben de buraya gidip denetim yapamam. Gerekli denetimi yapıp da hakkımı alamam. Ön koşulu üzerine hazırlanmış olan bir yasa tasarısıdır. Oysa orada belki de yıllık olarak yüz milyonlarca dolarlık bir kaynak duruyor. Şimdi bunu rakamlarıyla size ispatlayacağım. Şimdi kimse çıkıp buradan deyim yerindeyse laf azanlık yapmasın. Bu yapılan değişiklik gerçek gelirlere göre baz alınacak olursa devletin kasası yüz milyonlarca dolar zararlı arkadaşlar. Gerçek gelirlere göre. Ha bugünkü beyan edilenlere göre türlü türlü hesap oyunlarıyla kendinizi haklı çıkarabilirsiniz. Ama gerçek kasaya kalan brüt gelirleri üzerinden %10'dan %5'e düşürülmesi devleti çok ciddi zarara uğratacaktır. Ne demek istiyorum? Yani devlet gitse buradaki denetim eksikliği sürekli olarak komitenin gündemindedir. Ayrı bir çalışma olabileceği söylemi de bize bahsedildi. Ama bugün itibariyle gerçek gelirler üzerinden şans oyunları hizmetleri vergisini yarı yarıya düşürmek devleti çok ciddi zararlara uğratacak. Şimdi bu işte kumarhaneler vergi kaçırıyor, kazinolar vergi kaçırıyor söylemini ben söylemiyorum ha. Kim söylüyor biliyor musunuz? Komiteye gelen kumarhanelerin temsilcileri. Ben diyor kazanıyorum. Fakat ben diyor %10'luk olan bu şans oyunları hizmetler vergisinden dolayı sana gelirimi göstermiyorum. Gelirimi gizliyorum, saklıyorum, yalan beyanda bulunuyorum. Ve buna göre de sana ödemiş olduğum vergi, oluşturmuş olduğum matrah budur diyor. Bu bir itiraftır. Bu bir ihbar niteliğinde bir itiraftır. Bu konuda kılını kıpırdatmayacak hükümet ama şimdi kanaatimce saçma sapan bir gerekçeyle bunu yasalaştırmaya çalışacak. Neymiş? Bu brüt gelir gerçek değildir ya. Komite tutanaklarına da defalarca girdi ha. Defalarca komite tutanaklarında bu oluşan gelirler gerçek gelir değildir denildi. Kimi tarafından? Sektör temsilcileri tarafından. Şimdi bunu bu değişikliği yaparak hükümet aslında bu işlenen suçu legalize etmeye çalışıyor. O ayrı mesele. Ama komitede söylenenler arkadaşlar aynen şu. Ben kumarhaneler olarak çok kazanıyorum. Çok kazanıyorum. Bu kazandığımı sana göstermiyorum. Ama ben bu kazandığımı Türkiye Cumhuriyeti'ndeki belli başlı kurumlara göstermek zorundayım. Neden? Çünkü borsadayım. Evet, aynen öyle Sayın Talat. Borsada hisselerim var. Bu hisselerimi yükseltmek zorundayım. Güzel. Daha da fazla kazanmak zorundayım. Bu yasa neyin nesidir? Bu yasa da sana zırnık koklatmam yasasıdır. Bu yasa sana tek kelimeyle zırnık koklatmam yasasıdır. Ben kazanacağım, daha da çok kazanacağım. Fakat KKTC maliyesine bir şey vermeyeceğim. Ve burada hükümet yetkilileri, sadece hükümet yetkilileri değil ha, bütün milletvekilleri bu suça ortaktır. Bu kara günde, bu utanç tablosunun içerisinde sizin de fotoğraflarınız asılacaktır. Bir sürü yerde asıldığı gibi. Şimdi. Evet, onay verelim. Biz değil ya, biz değil. Biz de. Şimdi. Burada. Çok ciddi ihbarlar vardı. Bunlar önümüzdeki günlerde, madem ki bu yasa bu şekilde geçti, bunlar daha da derinlemesine konuşulacak. Nedir?
Bakın değerli arkadaşlar. Toplam 2023 yılı için ödenen stopaj vergisi bize gelen tabloda 23 milyon dolar küsur. 35 tane gazino için. 2023 yılı için toplam şans oyunları hizmetleri vergisi 35 gazinonun hepsi için 32 milyon dolara yakın bir rakam. Gelen bir ihbar var. Bir tek kumarhanenin geçtiğimiz yıllar içerisinde bir gecede kasaya kalan parası brüt geliri 35 milyon dolar. Bakın 35 tane gazinonun ödemiş olduğu toplam şans oyunları hizmetleri vergisi 32 milyon dolar. Ama bir gazinonun yılbaşı gecesi bir tek gece kasaya kalan parası 35 milyon dolar olduğu iddiası var. Tabii ki bununla birlikte olarak ne kadar eder Serahi Bey? 32 ile çarpalım. Yani milyarlar. Çok milyarlar. Bütçesinin üstünde bir rakam çıkar aşağı yukarı. Hayır, şimdi ona geleceğim. Yani aslında eğer bu iddialar doğruysa 35 tane gazinonun paralel gelirleri var ise toplam KKTC bütçesine neredeyse eşdeğer bir gelir kalemi oluştu, ortaya çıkıyor. Bunlar önümüzdeki günlerde çok daha derinlemesine konuşulacak mali bunu yapılır. Şimdi aylık rakamları aldık. Aylık bazda beyan edilen matrahları aldık. Ne ilginçtir ki örneğin turizmin çok fazla olmadığı Mart aylarından Nisan aylarındaki kasaya kalan parasıyla brüt geliriyle yılbaşı akşamının olduğu veya bayram akşamlarının olduğu ki görüyoruz kalabalıkları kumarhanelerin önünde. Bu gecelerdeki gelirler neredeyse aynı beyan ediliyor. Ve bunun üzerinden şans oyunları hizmetleri vergisi alınıyor. Bu bir. Bununla birlikte iddia ne? Şimdi 319 milyon dolar gelir, brüt gelir beyan ediyor ya Sayın Özuslu kumarhaneler. Diyor ki sen bunu yaparsan bana şans oyunları vergisini %10'dan %5'e düşürürsem ben matrahımı iki katına çıkaracağım. Yani gelirlerimi bir gecede. Bu yasa değişikliği öyle ulu bir yasa ki, öyle yüce bir yasa ki, bu yapılmaya çalışılan yasa değişikliği bir gecede kumarhanelerin gelirlerini iki katına çıkaracakmış. Ben de diyor kumarhaneler, bakın bu da çok ciddi bir ihbardır. Gelirlerimi gösteremediğim için giderlerimi de gösteremiyorum. Yani dedim, komitede tutaklarına girdi, özellikle bunu sordum. Bir yılda siz 319 milyon dolar gelir, brüt gelir beyan edersiniz. Ve bunun da giderlerini göstermezsiniz. Yani bir yıl içerisinde önümüzdeki yıl 319 milyon dolarlık takriben 10, 11, 12 milyar Türk liralık ekstra fatura keseceksiniz. Evet dediler. Bakın arkadaşlar, bu bir ihbardır. 12 milyar TL minimum kumarhanelerin bir yıl içerisinde faturasız, kayıt dışı işlem yaptığı ihbarı komite tutanaklarına girdi. Ve hükümet buna rağmen kıya devam dedi. Ne yapacakmış şimdi? Bu gelirlerden nasıl artıracakmış? Bu kumarhaneler bu giderlerini muhasebeleştirecek ya. Mesela ne yapacak Sayın Besim? Domates, biber, patlıcan alana fatura kesecek. Taksiciye fatura kesecek. Çiçekçiye fatura kesecek. Alüminyumcuya fatura kesecek. Tesisatçıya, ekmekçiye fatura kesecek. 30 tane işletmeyi denetleyemeyen hükümet gidecek binlerce işletmeyinin peşinde koşturacak. Da buradan gelir ve kurumlar vergisi elde edecek ve kasada artı da olacak. Külahımı anladın. Külahımı anladın. Bu olmayacak arkadaşlar. Yıl sonunda gerçekleşen rakamları göreceğiz. Ve bu gün sözlerime başladığım yerden bitireyim. Bir utanç günü olarak anılacaktır. Çünkü bu ülkeye vermiş olduğunuz zararlar yüz milyonlarca dolar geçmiştir. Her yıl 40 milyon dolar aksayan fazladan para. Bir yılda 60 milyon dolar TNT'ye vergi affı ve şimdi de kumarhanelere her yıl ama her yıl 40 milyon doların üzerinde minimum bir vergi muafiyeti getireceksiniz. Tabii ki takdir halkındır. Gerektiği günde gerektiği tepkiyi de verecektir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler, saygılar. Teşekkürler. Şimdi sayın milletvekilleri, tabii provokatörlükle suçlandık. Evet, şimdi sen hükümet olarak Sayın Gardiyanoğlu şans oyunları hizmetler vergisini %10'dan %5'e düşüreceksin.
Bunu da yaparken komite tutanaklarına ihbar mahiyeti taşıyan bilgiler gelecek ve bunları değerlendirmeyeceğim. Ne diyor ilgili sektör temsilcileri, ne diyor özetle? Ne konuşuldu komitede, bunları herkes bilsin lütfen. Ben diyor vergi kaçırıyorum. Ben de ama sektör temsilcileri, kumarhanelerden gelen temsilciler söylüyor. Ben diyor vergi kaçırıyorum diyor. Ben diyor gelirlerimi düşük gösteriyorum. Ama bu gelirleri yüksek göstermem gerekiyor. Hisse senetlerimin değeri artsın diye, bilançolarım büyüsün diye bunu yapmam gerekiyor. SPK'ya bunları bildirmem gerekiyor diyor örneğin. Ama diyor bunu yaparken gelirlerimde yüksek gösterirken sağda zırhını koklatmam ha diyor. O yüzden %10'luk şans oyunları hizmetler vergisi %5'e düşüyor. Gerçek budur arkadaşlar. Şimdi ben bunu söylediğim zaman provokatör olurum. Gerçek budur. Komite tutanakları bunu söylüyor. Ben diyor vergi kaçırıyorum kumarhaneler. Bu vergiden dolayı gelirlerimi düşük gösteriyorum sana. Yüksek göstermem gerekiyor. Demek ki var bir gelirin. Gösterebiliyorsun. Bu yasa geçecek. Yarın gelir beyan ettikleri gelirler iki kata çıkacak. Bu ulu yasayla, bu yüce yasayla birlikte. Ama diyor sağ zırhını koklatmam. %10'dan diyor %5'e düşür. Yapılan komiteye de görüşülen bunlardır arkadaşlar ve bunlar bir rezilliktir, skandaldır. Komite tutanaklarına bir sektör temsilcisi geliyor ve diyor ki ben vergi kaçırıyorum. Yüksek göstermem gerekiyor vergimi. Düşür diyor vergi oranını ki gösterebileyim. Gerçek budur arkadaşlar. Gerçek %100 budur. Ve şans oyunları hizmetler vergisi %10'dan %5'e düşürülüyor. Şimdi başka bakın bu yapılan gerçekleşen rakamlar üzerinden bize bir bilgi veriliyor. Diyor ki 2024 Şubat ayında toplam 35 tane gazinonun, bazıları aktif değil, toplam 35 tane gazinonun ödemiş olduğu stopaj, ödemiş olduğu şans oyunları hizmetleri vergisi ve toplamının olduğu rakam var. Bakın 5 milyon 75 bin dolar tahsis etmişiz. Sevgili Erkuşal dediği gibi eğer diyor stopajı %17 artırırsam oluşacak olan rakam bu. Stopajı %17 artırıp da ödeyeceği şans oyunları hizmetleri vergisi oranını stopaja göre 1.1 oranına ayar çekersem o zaman da ödeyeceği toplam vergi oranı ortaya çıkıyor. Bakın bu halde bile türlü türlü yanlış hesaplamalar, ayarlarla, yalanlarla birlikte bu halde bile devletin gelirleri düşecektir. Üretim sektörüne vergi indirimi getirseydiniz ağzım açmasın. Zor durumda olan esnaf için, sanayici için bir vergi affı getirseydiniz, indirimi getirseydiniz ağzım açmazdım. Ama kamuoyunda bir tek gecede, teyide muhtaç olsa da bunlar ihbardır. Bir gecede kasasına yılbaşı gecesi 35 milyon dolar gelir koyan işletmelerin vergisini düşürüyorsunuz siz. Yapılacak iş değil arkadaşlar bu. Çekin geri, oturalım aklı başında, hesaplayalım. Çünkü bu yaptığınız gerçekten günahdır. Teşekkürler, saygılar. Buyurun Sayın Özlem Berova. Ben oturabilirim yoksa. Şimdi değerli arkadaşlar bir kez daha ifade etmek isterim ki bu işin konuşmamda da ifade ettim. Esasında ideali o gün orada oynanan oyunlardan ortaya konan para, kazanılan para, kaybedilen paranın görülebilmesi, bu rakamların gerçek anlamda ortaya konabilmesidir. Ama nasıl ki 2007 yılında Cumhuriyet Türk Partisi de bu formasyonu yaparken göremeyeceğini bilerek bu formasyonu yapmıştır. Bugünkü koşullar da 2007 yılındaki koşullardan teknolojik anlamda daha ileri bir düzeyde olmamıza rağmen bunu tam anlamıyla denetleyebilecek bir pozisyonu maalesef devlete, hükümete bugün için vermemiştir. Ha bundan sonraki süreçte eğer bu verilirse, bu şans ortaya çıkarsa elbette ki gerek gelir vergisinde,
gerekse şans oyunları hizmetleri vergisi üzerinden bu bağlamda bir yol oluşturulması daha doğru olacaktır. Ama bir kez daha ifade ediyorum, 2023 yılındaki gerçekleşme verileri üzerinde 55 milyon dolar olan devletin aldığı gelir en kötü ihtimalle, eğer hiçbir kazino, bu 35 kazino biz tek bir kuruş para kazanamadık dese dahi 60 milyon dolar olacaktır. Beklentimiz 72 milyon dolar ve üzerisidir ve 72 milyon dolar ve üzerisi beklentimizin de gerçekleşeceğine inanıyoruz. Velev ki her şey çok çok kötü oldu ve buna bağlı olarak olmayacak işler ortaya koydu. Bakanlar Kurulu'nun da yine bu yapılacak olan yasadaki değişiklikle birlikte bu oranları iki katına kadar artırma yetkisi, yani bir sigortası da yan tarafta durmaktadır. Ama bu sigortaya gerek olmadan da devletin kasasına ciddi anlamda bir gelir girecektir. Halkın kaybettiği parayı cebinizden ödeyeceksiniz yıl sonunda. Beklentin gerçekleşmezse kim ödeyecek bu farkı? Sayın hükümete mensup cebindekileri sakın inanmayın. Sakın inanmayın. Severiz sayarız Sayın Özdemir Berova'yı ama bu söylenenlere kesinlikle inanmayın. Doğru değildir. Bu söylenenler doğru değildir. Bu söylenenlerin hesabı bürokrasisi tarafından, kendi bürokrasisi tarafından, bunları ben toplamadım bu verileri. Kendi bürokratları tarafından bize verilen bilgilerdir. Söylediği olmayacak, tam tersi olacak, devletin gelirleri düşecektir. İspatı vücudu buradadır. Ben almadım bunları. Kendileri getirdiler, komiteye sundular. Devletin gelirleri bu yapılacak olan düzenlemeyle düşürülecektir ve bu vergi kıyağı kumarhanelere yapılacaktır. Gerçek budur arkadaşlar. Tam değildir bu iş. Yavaş yavaş anlayalım, yavaş yavaş anlayamadık. Bir daha anlat Sayın Şahin. Bir daha anlat.